Muhterem arkadaşlar, ne yazık ki her basın toplantımıza bir şehit haberiyle başlama mecburiyetinde kalıyoruz. Bu hafta yine şehit haberleri yüreğimize ateş gibi düştü. Hakkari'de düzenlenen operasyonlar sırasında şehit olan askerlerimiz Teğmen Alim Keskin, Ast Subay Üst Çavuş Cengiz Toker ve Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır evlatlarımızı rahmetle anma durumundayız. Acılı ailelerine sabr cemil niyaz ederiz. Bu acılı haberin yanı sıra Tunceli Ovacık'ta da PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basarak hayatlarını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupel'de Güloğlu adlı evlatlarımıza da Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen hafta kıymetli ilim ve mütefekkir Mehmet Şevket Eygi'yi kaybettik. Her noktada belki aynı görüşleri benimsemiyorduk. Ama kendisini birikimi, hakikati arayan tavrı ile zihinlerimizde yer bırakan bir isim olarak hatırlıyoruz. Kendisi münevver ve edep sahibi, adeta Osmanlı'dan Cumhuriyete miras kalan bir hazine gibi kıymetli bir şahsiyetti. Cenazesine katılmak son vazifemizi yapmak nasip oldu. Fakat üzülerek ifade etmek istiyorum ki bir takım medya kuruluşları Sayın Mehmet Şevki Bey'den Bey'e atıfta bulunurken pek de hoş olmayan ifadeler kullandılar. Haber başlıklarında gerici yazar öldü ifadeleri edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik anlayışı olarak görülmektedir şahsım tarafından. Çok acı bir şekilde söylemek istiyorum ki bu tavır havuz medyasının bir farklı versiyonudur. Fikirleri farklı gözükse de bunlar aynı yolun yolcularıdır gibi geliyor. Bu ülkeyi kutuplaştırma, kamplara bölme görevini ifa etmektedirler kanaati bizde doğuyor. Hangi inanca sahip olursa olsun, hangi fikre sahip olursa olsun ama asla insani değerlerimizi kaybetmemeliyiz diye düşünüyorum. Merhum Mehmet Şevki Bey'e bu vesileyle bir kere daha Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Sağcı solcu, laik dindar, Türk Kürt demeden beraber yaşamak kültürüne sahip olduğumuz bir Türkiye'nin oluşmasını temenni ediyorum. Tabii en önemli hadise 15 Temmuz darbe girişiminin 3. seneyi devriyesinin idrak edilmesi oldu. Mecliste emniyet, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu mevkide yeni binanın açılması sebebiyle ve İstanbul'da bir takım programlar tertip edildi. Öncelikle vatanımıza, birliğimize, mukaddesatımızı hedef alan bu menfur girişimi bir kere daha lanetlediğimi ifade etmek istiyorum. O gece darbeyi önlemek için her fikirden, her partiden insanımız sokaklara dökülmüştü. Bunun neticesinde feraset ve cesaretini ortaya koyan milletimiz bu hain girişimi önlemişti. Bu süreçte 251 kardeşimiz şehadet şerbetini içti. Vatan uğruna toprağa düştü.
Aynı şekilde o gece 3000'e yakın kardeşimiz de yaralandı. Her birine ayrı ayrı minnetlerimi sunuyor. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara, şu anda hayatlarını devam ettirenlere de sağlık ve afiyet diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Muhterem arkadaşlarım, aslında 15 Temmuz darbe girişiminin bize birçok şeyi öğretmesi gerektiği kanaatindeyim. Ama böyle bir ders alıp almadığımız nokta ise son 3 sene zarfında tereddütlerimizi artırdı bizim. Bundan dolayıdır ki biz 15 Temmuz'u şaşalı, gösterişli programlarla anmaktan ziyade 15 Temmuz'u tam manasıyla anlamaya çalışmakla mükellef olduğumuzu idrak etmeliyiz. Eğer biz bu elim hadiseden gereken dersi çıkaramazsak, yarın yine böyle acı olaylarla karşı karşıya kalmaktan da kendimizi kurtaramayız kanaatindeyim. Bakınız, 15 Temmuz'un bize verdiği en önemli mesajlardan birisi, bizim birlik ve beraberlik duygusu içinde olmamız gereğidir. O gece aziz milletimiz tek vücut halinde bu hain girişime karşı göğsünü siper etmiştir. Bu birlik ve beraberlik ruhu ülkemizi büyük bir tehlikeden korumuştur. Fakat ne yazık ki basit siyasi hesaplarla bu birlik ve beraberlik ruhuna zarar verilmektedir ve bu gözden kaçmamaktadır. Öyle ki yeri geldiği zaman en üst merciden 15 Temmuz'da sadece AK Partililer ve MHP'liler sokağa indi demekten de kendilerini alıkoyamamaktadırlar. Sanki bu darbeye sadece AK Parti karşı çıkmış gibi lanse edilmeye çalışılır. Bu yaklaşım ne yazık ki o gece şehit olanların hatırasını da incitmektedir. Bu anlayış milletimiz arasındaki birlik ve beraberlik ruhuna da zarar vermektedir. Burada şu hususa temas etmek istiyorum. 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte yapılan hatalar sadece birlik ve beraberliğimizi zedelemedi. Bu süreçte ne yazık ki Türkiye'mizde en çok zarar gören ülke olarak zarar görme durumuna düştü. Başta adalet mefhumu zarar gördü. 15 Temmuz'un 3 yıllık tablosuna baktığımız zaman bu durum açık bir şekilde gözükmektedir. 3 yılda 32 kanun hükmünde kararname yayınlandı. 125.678 kişi devletten ihraç edildi. 500 bin civarında insan hakkında adli işlem yapıldı. Küsuratı da var, 29.382 kişi de, 2 kişi de tutuklandı. Yani 30 bin kişi de tutuklandı. Peki bu işlemlere tabi tutulanlar kimler? Bu darbeyi hakikaten organize eden, bu darbe fikrini gündeme taşıyan insanlar mı? Hayır. Bakıyoruz ki bunların içinde öğretmenler var, öğrenciler var, hemşireler var, çeşitli kademelerde hizmet gören memurlar var. Bu kişilerin bir darbeyi organize etmesi, hayata geçirebilmesi akla ziyan bir anlayış var bizde demek manasına gelir. Öğretmenler, memurlar, işçiler bu darbeyi nasıl organize edecekler?
3 yıldır biz bu soruya cevap arıyoruz. Sorduğumuz soru da şu: esas bu darbeyi organize edenler bu işin siyasi ayağını temsil edenler kimler? Bunun ortaya çıkarılması icap eder. Bu ortaya çıkmadan bu hadisenin kamil manada anlaşılması mümkün olmaz. Ama iktidar bu soruya cevap vermemekte ısrarlı. Böyle bir teşebbüsü de yok. Varsa bile biz görmüyoruz ve bilmiyoruz. Darbeye iştirak ettiğini iddia ettikleri terziyi bile gidip evinde yakalayan ama işin siyasi ayağına bir türlü bakmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Olan yine gariban kimselere, gariban insanlara oluyor. Yukarıda verdiğimiz rakamlar vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Bu ülkede 12 Eylül süreci gibi travmalar, travmatik bir sürecin var olduğunu gösteriyor. Biz bugüne kadar defalarca uyardık. Adalet olmadan devlet ayakta duramaz. 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan bu adaletsiz tablonun düzeltilmesi elzemdir. Bu işin tekrarını eğer istemiyor isek, eğer 15 Temmuz tam manasıyla bir destana dönüşsün isteniyorsa bu işin siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Daha önce de üzerinde durmuştuk fakat 15 Temmuz vesilesiyle bu şu hususta bir defa daha şu hususa temas etmek istiyorum. Harp okulu öğrencilerinin büyük bir kısmı önce tutuklandı, gözaltına alındı ve bırakıldı. Ancak hava harp okulu öğrencilerinin yaşadığı mağduriyet devam etmektedir. Yalova'da 14 Temmuz günü kampta olan bu öğrenciler toplumsal olay var denilerek kamptan köprüye götürülmüşlerdir. Her türlü iletişim aracından mahrum olan bu öğrenciler, çünkü bu öğrenciler kamptayken yanlarında herhangi bir telefon vesaire bulunmasına kesinlikle izin verilmiyor. Bundan mahrumlar ama bu öğrenciler darbeyi yapmakla, organize etmekle itham ediliyorlar. Ellerinde silahları bile yok, daha silah kullanmaya bile ehliyetli hale henüz tam olarak gelmemişler. Kendileri köprüde bu işin farkına vardıklarında ellerine tutuşturdukları, belki içinde mermi bile olmayan uçak silahları bırakıp İstiklal Marşı söylemeye yöneliyorlar. Bugün bunların görüntüleri var ama buna rağmen bu öğrenciler büyük cezalara çarptırıldılar. Aslında öğrenci dediğiniz kim? Askerlik yapmaya karar vermiş, memleketine bu sahada hizmet etmeye kendini adamış insanlar, gençler. Ama 18-10 yaşındaki gencin ilk öğrendiği iş emre itaattir. Sadece komutanlarının emrine itaat ederek bir yere gitmişler. Bunların bir planlama yapmaları, bir askeri ihtilali tertip etmeleri mümkün değil, akla ziyan. Kim bunu düşünebilir? Benim hafsalam al. Ama ceza verme noktasına gidince ne yazık ki birileri hiç tereddüt etmiyor. Bunların özellikle de müebbet hapse mahkum olmalarını ben bir türlü içime sindiremiyorum. Vicdanım bunu kabullenemiyor. Daha hayatlarının baharında böyle bir cezayla karşı karşıya kalan bu öğrencilerimizin vatana ve millete olan bağlılıklarını siz bundan sonra nasıl devam ettireceksiniz? Yani işte burada üzülerek ifade etmek istiyorum. Ne dedik? 15 Temmuz'un siyasi ayağı ortaya çıkmadan 15 Temmuz anlaşılamaz diye. Kim bu siyasi ayak?
burada çok açık ve net olarak söylüyorum ki bu siyasi ayak dediğimiz AK Parti'nin bizatihi kendisidir. Bu kadroları iş başına getiren AK Parti'den başka kim? Köydeki Mehmet Ağa mı bunu yaptı? Yoksa bir sendika başkanı mı? Biz bunu bu şekilde gördük. Görüyoruz, millet de anlıyor. Ama kendi içini temizleyemediği için AK Parti dikkatleri başka taraflara çekmekte ve masum insanları cezalandırmakta hiç tereddüt göstermiyor. Böyle bir mantıkla memleket idare edilemez. Elbette siz AK Parti dediğiniz zaman tepeden tırnağa kadar bütün kadrolarını kastedemezsiniz ama bu kadroları oluşturan, iş başına getiren, bu kadroları destekleyen, besleyen, onlara yetki veren AK Parti'den başka kimse değil. Dost acı söyler. Dosttan başka da acı söyleyen insan olmaz. Yarakalar acı söylemez. Biz bunu söylerken kardeşlerimize arkadaş dönün. İçinize bir bakın. Problemi önce kendinizde arayın. Kendinize bakıp kendinizin problemlerini göremezseniz başka problemleri düzeltemezsiniz. Türkiye'yi yönetenler bu hususları idrak etmeden ülkenin hiçbir problemini çözemezler. Bırakın 15 Temmuz gibi kalkışmaları önleyebilsinler. Onun için şunu idrak edelim. 15 Temmuz'u AK Parti önlemedi. MHP önlemedi. Bu millet önledi. Solcusuyla sağcısıyla, ilericisiyle gericisiyle kim varsa tarif olarak sokağa bunlar döküldü. Kendi ülkesi için, kendi memleketi için. Muhterem arkadaşlarım, bu millet geçmişte nice badireleri atlatmış, nice zorlukları göğsünde parçalamıştır. 15 Temmuz'da bunlardan birisidir. Bu millet Allah'ın izniyle 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine bundan sonra da kesinlikle papuç bırakmayacaktır. Bu girişimleri de atlatmasını bilir. Fakat içeriden olan bozulma ve çürüme ülkemizi adeta kemirmektedir. Bakınız, İbni Haldun'a göre bir toplumun çöküşü neler, hangi hadiseler sonunda meydana geliyor? Eğer bir ülkede dayanışma yok olursa, üretim zayıflar ve vergiler artırılırsa, ehliyet ve liyakat esas alınmaz ise, adaletsizlik yaygınlaşırsa ve ülkede göç hızlanırsa bir yerden bir yere, farklı yerlere sürekli değişim meydana geliyor, o zaman o ülkede huzur ve barış zarar görür. Bugün Türkiye'de İbni Haldun'un üzerinde durduğu meselelerin tamamı ile karşı karşıya kaldığımızı gözler bırak tutmayalım. Ne yazık ki tarih tekerrür etmiyor, hatalar tekerrür ediyor. Muhterem arkadaşlarım, bundan dolayıdır ki ekonomiye temas etmeden geçemeyiz. Aslında her problemimiz o kadar büyük ki her hafta her probleme temas etme ihtiyacını duyuyoruz. Ama bu da imkansız. Fakat son rakamlar açıklandığı için ekonomiyle ilgili bazı hususlara vurgu yapmakta fayda görüyorum. Maalesef tekrarlanan en büyük hatalar ekonomik hatalardır. Hiç düzeltme yoluna girmiyorlar. Bundan dolayı ekonominin düzelme ihtimali yok. Politikalarında en ufacık bir değişiklik yapmadılar. İsrafta devam ediyor, yolsuzlukta devam ediyor. Yanlış yatırımlar, verimsiz yatırımlarda devam ediyor ki biz bunu zaten israf olarak görüyoruz. Bunun neticesinde işsizlik son ay %13'ü vurdu. Tarım dışı
işsizlik %15, genç işsizlik %23,2. İşsiz nüfusumuz 4.200.000 kişi rakamına çıktı. Resmi rakam bu. Gayri resmisini aldığınız zaman bu 7-8 milyonları vuruyor. Herkes biliyor bunu. Cebine 400-500 lira para konulduğu için ben işsizim demeyen 2 milyona yakın insan var. Ümidini kesmiş, işsizliğe iş bulmak için müracaat etmeyen 1,5-2 milyon insan var. Alın size 7-8 milyon işsiz insan. İlk 6 ayda, şimdi faizlerle uğraşıyorlar. Merkez Bankası Başkanı faizleri indirmedi diye görevden alındı. İlk 6 ayda faize ödenen para 50,7 milyar lira. Bu senenin içinden toplamında faize ödenmesi gerektiğini düşündükleri rakam sene başında 111,7 milyardı. 117 milyardı. Yanlış ifade ettim. 117 milyarın yarısına yakını ödenmiş oldu 6 ayda. Bütçe açığı 2019 yılı Haziran ayında 12,1 milyar liraya çıktı. Bütçe 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 78 milyar lira açık verdi. Peki bu sene içinde beklenen toplam açık ne kadardı? 80,6 milyar. Yani %92-93 açığını ilk 6 ayda vermişiz. Bundan sonra gelecek 6 ay o 117 milyar değil, Allah muhafaza etsin belki 200 milyarı bulacak. Bu rakamlar çok açık bir şekilde ekonominin duvara tosladığını göstermektedir. Denizin bittiğini göstermektedir. Bizim bunu tekrar etmemize gerek yok. Aslında rakamlar kendileri çok açık bir şekilde konuşuyorlar. Buradan kısaca son zamanlarda bazı gelişmeler olduğu için adalette, cezalarda iki noktaya temas etmek istiyorum. Bu dönem arkadaşlar, adalet başka bir şey, fikir hürriyeti, inanç hürriyeti adaleti tesis etmek için var. Kendi fikrine ve düşüncelerine uymayan fikirleri benimsedikleri için insanları cezalandırmaya kalkarsanız orada fikir ve inanç hürriyeti olmaz, kalmaz. Geçmişte İslam alimleri birbirleriyle taban tabana zıt birçok fikirleri tartışmışlar. Bazıları tamamen saf dışı bırakılmış, hiç itibar da edilmemiş. Ama buna rağmen insanlara bundan dolayı zulüm de etilmemiş. Bugün de onlar konuşulup tartışılabiliyor. Biz insanları cezalandırırken bize yakınlıklarına veya uzaklıklarına göre değil, düşünce itibariyle söylüyorum. Yaptıkları bugünkü kanunlar çerçevesinde işledikleri suça göre ceza vermelerini sağlamakla mükellefiz. Adalet bu demek. Yoksa iktidar mensuplarının fikirlerini ve düşüncelerini benimsemeyenler, yeri geldiği zaman onlara karşı kafa tutanlar, fikren diyorum, zora tevessül etmedikleri müddetçe cezalandırılmamaları gerekir. Hele de cezada bir de ölçü vardır ya. İnsana eziyet edilmez. İşkence edilmez. İnsanlar hapse atılıp hürriyetlerinden mahrum bırakılır ama onlara kendi aileleriyle bile irtibatlarını kurmamalarına izin verilmez. Nefes almaları sağlanır en azından ya. Hapis işkence yeri değildir. Bundan dolayıdır ki bu adaletsiz uygulamalardan nasibini alan iki örnek sizlere vermek istiyorum. İkisi de dünya görüşü olarak
farklı kesimlere mensup insanlar. Birbirlerinden taban tabana zıt düşünceleri var. Fakat biraz önce ifade ettiğimiz gibi adaletin dini, dili, ideolojisi olmaz. Adalet herkese lazımdır. Geçmişte söylenmiş. Devletin dini adalettir buyurulmuş. Bakınız Alparslan Kuytulu'ya yapılan muamele bugün hepimizi, benim vicdanımı yaraladı. İslami anlayış olarak %100 aynı kriterlere sahip değiliz. Ama kendisinin daha göz altında bulunduğu bir dönemde ceza görmüş değil, göz altında. Ailesiyle telefonla bile görüşmesine izin verilmiyor. Niye? Sırf eziyet etmek için. Kendilerine destek verilmemesi sebebiyle ben seni cezalandıracağım diyor. Bu mantık inançlı bir insanın mantığı değildir. Bunun hesabını Cenab-ı Hak huzurunda kimse ödeyemez. İnançlı oldukları için söylüyorum. Daha doğrusu inançlı olduklarını iddia ettikleri için söylüyorum. Allah'tan korkun ya. Allah'tan korkmak demek bu dünyada yaptıklarımızın, verdiğimiz kararın, icraatlarımızın hesabını öbür dünyada vereceğine inanmak demektir. Onun için biz ayranı üfleyerek içmek mecburiyetindeyiz. Efendim şartlar o kadar vahim ki biz kimseye tolerans gösteremeyiz. Ya millet size tolerans gösteriyor. Ayyuka çıkmış bütün yolsuzluklar. Şimdi yürüyen küçük çocukları bile öğrendiğimiz kadarıyla çocukları hakkında bile dava açıldı iki tane. Bu kesmi, tutumu kesinlikle doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Günahtır. Sadece fikirlerinden, düşüncelerinden dolayı bir aileyi böyle bir sıkıntının içine itelemek insanlıkla bağdaşmaz, bırakın hukukla bağdaşmasını. Öbür taraftan da bildiğiniz gibi Osman Kavala davası var. Aynı görüşleri paylaşmıyor. Ancak ona karşı yapılan muameleleri de biz aynı şekilde tasvip etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Adaletin zaten bir ülkede kamil manada var olduğunu iddia etmek sizinle aynı fikirde olmayanlara yaşama hakkını vermenizle anlaşılır. Yani ben iktidara geleceğim. Sadece beni tasvip eden insanlar rahat edecekler ama fikren beni tasvip etmeyenler ceza görecek. Orada adalet olmaz ki. Adalet var denemez ki. Bugün Osman Kavala'ya karşı uygulanan tavır da aynı ile geçerlidir. Ya bir defa mahkumiyet. Mahkumiyetin en önemli özelliği mahkeme tarafından verilen bir karar neticesinde tatbik edilmesidir. Mahkeme karar vermemişse hapsedilmesi için, hüküm vermemişse sadece tutukluluk durumu var. Göz altında bulundurursunuz. Öyle bir yol izlersiniz ki kaçmasına, delilleri yok etmesine fırsat tanımazsınız eğer böyle bir ihtimal varsa. Sadece kaçmak, delillerle oynayabilmek ihtimalidir tutukluluğun gerekçesi. Alın tedbirinizi. Elektronik kelepçeler var. Bir sürü şey, ev hapsi var. Bir de siz düşünün, bunun ötesine gidiyorsunuz siz. Hücreyi hapsediyorsunuz. İhtiyaçlarını gideremez bir noktaya mahkum ediyorsunuz. Muhterem arkadaşlarım, emin olun onların yaptığı beddualar Cenab-ı Hak indinde makbul olur. Cenab-ı Hak milletimizi korusun. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun. Üç
Ümit ediyorum ve temenni ediyorum ki bu iki dava da adil bir şekilde karara bağlanır ve vicdanlar inşallah tatmin edilir. Tabii bunun yanında dış politika ile ilgili hemen bir iki konuya da temas etmekte fayda görüyorum. Son zamanlardaki gelişmeler Türkiye'mizi ne yazık ki yalnızlığa mahkum etti adeta. Bu yalnızlıktan kurtulmanın yolunu da bulamıyorlar. Düne kadar dua ettikleri, destek verdikleri merciler şimdi bugünkü hükümetin karşısına çıkıyor. Dost olmamız gereken ülkelere mesafe koyuyoruz hala aramıza. Irak'ta yaşanan hadiselerin temelinde bu iktidarın başlangıçta aldığı yanlış kararlar var. 1,5 milyon insan katledildi. Bunun vebalini kim ödeyecek? Elbette bu karara destek verenler. Suriye bu hale geldi. Kim bunun vebalini üstleniyor? Suriye'nin bu hale gelmesini sağlayanlar. Efendim zalim Esad var ya. Ya neden onun barış içinde çözülmesi yoluna hiç gitmediniz? İşte Mısır, işte Libya, işte Yemen. Ege adalarında haklarımızı kaybettiğimiz şimdi ciddi manada iddia ediliyor. Hükümetten ciddi bir ses yok. Gemilerimizi gönderdik. Açık denizlerde doğal gaz arıyoruz. Bulduğumuz iddia ediliyor. Bulsak ne yazar ya? Kim alacak? Kiminle birlikte yapacağız biz bunu? İşte Amerika, işte Rusya, işte Avrupa Birliği, işte Çin. Nereye giderseniz gidin, bağlanacağımız bir ülke yok. Halbuki bizim D8'lerimiz vardı. Ne oldu? Hani İslam İşbirliği Örgütü vardı. Nerede? Ekonomik İşbirliği Örgütü Orta Asya ülkeleriyle birlikteydik. Birlikte hareket edecektik. Nerede bunlar? Hiçbirisi yok. Elbette biz Amerika'nın, Avrupa'nın tehditlerine papuç bırakacak bir ülke değiliz. Ama biz bu tehditlerden çok, bu yaptırımlardan çok ülkemizin başına gelecek sıkıntılardan endişeliyiz. İçine sürüklendiğimiz bugünkü problem basit bir problem değil. Her noktada perişanız. Eğitimimiz perişan, sağlık perişan bir hale geldi. Dış politika perişan, şaşkın. Ekonomide tutarsızlık aldı başını gidiyor. Çaresizlikler aldı gidiyor. Hep kabahat başkalarının. Şu Merkez Bankası başkanı var ya. Şu adama bak ya. Bir türlü faizleri indirmiyor. Sanki Merkez Bankası orada oturmuş başkanı komuta edecek. Ya faiz pahalılıkla ilgili, ekonomiyle ilgili genel manada zararlı bir unsurdur. Ama bugünkü şartlarda faiz bir neticedir, sebep değildir. Amerika'da da Avrupa'da da faiz var. Niye yüzde oralarda %2'de Türkiye'de %25? Çünkü bizim hükümetimiz yanlış ekonomi politikaları izlemeyi usul haline getirmiş. Dinlemiyor da. Bizim bütün ikazlarımızı sanki kendilerine karşı beslediğimiz bir husumetten kaynaklanıyor zannediyorlar. Değil ya kardeşim. Biz geçmişle beraber çalıştık. Bizim size bir husumetimiz, düşmanlığımız yok. Üzülüyoruz. Sevgimiz var aslında. Niye bir arada oturup da bu meseleleri konuşamayalım? Her zaman konuşmaya varız. Ama siz yanlış iş yapıp doğru netice beklerseniz bu gafillik olur ya, yapmayın. Bundan dolayı da bizim dış politika geldiğimiz nokta maalesef bir çıkmaza sürüklendi. İşte S-400'ler. Tabii birçok şeyler söyleniyor. Ben bunlara binde bir bile olsa ihtimal vermiyorum. Hükümetin bu kadar gafil davranacağını tahmin etmiyorum. S-400'ler gelecek ama kullanılmayacak. Radarlara açılmayacak. Yahu bu kadar milyarlarca dolar sokağa atılır mı ya? Böyle bir mantık olur mu? Ben dedim ya milyonlarda bir ihtimal vermem ama milyonda bir ihtimal gerçekleşirse de
o ihtimali yerine getirenler, affedersiniz, aptallık yapmış olurlar. Ahmaklık yapmış olurlar. Vermem ama ben o ihtimali. Milyonda bir bile vermem. S-400'lerin alınmasını baştan beri destekledik. Dönülmemesi gerekir dedik. Hükümeti de bu noktada kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Geri dönmediler. Kararlılık gösterdiler. Ama şunu da ifade ettik. S-400, S-400'den ibaret değildir. S-400 dediğiniz zaman onun altyapısını da oluşturmak mecburiyetindesiniz. Bu bir bütündür. Niye biz kendimiz T-400'ü yapmıyoruz? Biz bugüne kadar T-200'ü de, 300'ü de, 400'ü de yapmış olmamız icap ederdi. T ne? T Türkiye. Başkasına muhtaç hale düşerseniz işte bizi maalesef binbir türlü provokasyonla, tehditle karşı karşıya bırakır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak inşallah ülkemizi kısa zamanda bu gün içine sürüklenmiş olduğumuz sıkıntılardan kurtarsın diyorum. Soru soran varsa alayım, yoksa evet buyur. Yani güleyim mi ne diyeyim, yani ben de gülmekten şey demedim, kendimi alamadım. Yani birinci mesele, demek ki 2011 yılında uyanmaya başlamışlar. Tam uyanmamışlar. %6 50'de 3 olduğuna göre %6 uyanma emareleri başlamış. Ama çok geç kalmışlar. Çünkü mesele Millet Meclisi'nde bunların daha fazla temsilinden çok bürokraside etkili kadrolara bunların getirilmesidir. Adliye mekanizmasını bütünüyle bunlara teslim ederseniz, emniyeti bütünüyle bunlara temsil ederseniz, askeri hastaneleri ve okulları bunlara teslim ederseniz, ÖSYM'yi bunlara teslim eder, Türkiye'nin bütün kademelerine girecek insanların geçtiği mekanizmaları, kontrolünü bunlara verirseniz, ondan sonra da %6'lık bir uyanıklık göstermişsiniz. Demek ki uyanmaya başlamışlar da uyanmamışlar. Arkasından gelecek hadiseleri kimse onlarda tahmin edemedi. Abdüllatif Bey'e teşekkür ediyoruz. Zaten eninde sonunda bizim kanaatimiz, Saadet Partisi bugüne kadar izlemiş olduğu politikalarla, ortaya koyduğu fikirlerle ülkemizin geleceği konusunda en ciddi stratejileri belirleyen siyasi partidir diye düşünüyorum. Tabii biraz kendimize yontar gibi oluyoruz. Kendi kendimizi methetmeyi ben arzu etmemiş bir zaman. Ancak şunu her zaman söyledik. Biz fikirlerimizi ve düşüncelerimizi ortaya koruz. Ama bizim fikir ve düşüncelerimizi tenkit edenleri de dinleriz. Dışlamayız. Çünkü varsa hatalarımız, ancak o zaman düzeltme imkanı doğar. Benimle aynı görüşü her zaman paylaşan, bana övgü yağan insanlardan benim eksiklerimi düzeltme şansım onlarla olmaz. Onun için farklı fikir ve düşüncelere ihtiyaç var. Biz bundan dolayı da yarın Türkiye'de bir değişiklik bekleniyorsa bunun ancak Saadet Partimizin etrafında bir kenetlenmeyle sağlanacağına inanıyoruz. Tabii bunları yaparken biraz önce ifade ettiğim gibi her noktada aynı düşüncede olmayabiliriz ama bir araya gelir,
meseleleri müzakere ederiz. Biz buna açık olduğumuzu her zaman söyledik. Yeter ki ülkemizin menfaatlerini ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz temel ilkeleri dikkate alalım. Yani adalet bizim bir numaralı meselemizdir. Devlet kadrolarına insan tayin ederken liyakat bizim en önemli meselemizdir. Dürüstlük, şeffaflık en önemli meselemizdir. Yolsuzluktan, israftan kaçınmak en önemli meselemizdir. Güzel ahlak en önemli meselemizdir. Yemeyiz, yedirmeyiz. Birbirimize dostla geçiniriz. Farklı fikirlere tahammül ederiz. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Biz bunu şu anda düşünen kim varsa onlara söylesek bize itiraz edeceklerini zannetmiyorum. Bundan dolayıdır ki bizim kapımız herkese açık. Ama onların takdiri. Üçüncü soru. Muhterem arkadaşlarım, benim biraz önce size okuduğum rakamlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahiyetinde çalışan resmi kurumların rakamları. Cumhurbaşkanı hiç kötüye gidiyoruz demiyor ki. Tamam da ne zaman iyileşeceğiz? Bu 4.200.000 resmi işsizlik ne zaman ortadan kalkacak? Bütçe ne zaman açık vermemeye başlayacak? İnsanlar geçim sıkıntısı içindeler. Bu ne zaman giderilecek? Biz tarımla ne zaman kendimize yeterli hale geleceğiz? Bunlar iş başına geldiği zaman biz tarımda, hayvancılıkla kendimize yeterli bir noktadaydık. Vardı eksikler, kabul ediyorum. Ama bu boyutta hiçbir zaman olmadı. Kimin eline dizine dursun? Nankörlük edenin eline dizine dursun. Kim ediyorsa kendilerine bu kadar yetki verilecek. 17 sene iktidarda kalacaklar. Sonra milleti bu hale mahkum edecekler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Düşünmeden olmaz. Yanlışları görmeden olmaz. Yanlışları kabullenmeden olmaz ama yanlışı kabul etmek bir kelimeyle Allah bizi affetsin demekle olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'a herhalde epey bir zaman uğramamıştı ki geçmişte hatırlarsınız. İstanbul'a hepimiz ben dahil ihanet ettik dedi ya. Peki İstanbul şehircilik anlayışında bir değişiklik gördü mü ondan sonra? Görmedi. Yüksek binalar aldı başını gitti. İstanbul'u da şimdi bu seçimlerde onun dersini verdi. Artık laf yetmiyor. Bu gerçekleri görmesi lazım. Tekrar sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bizim geçmişte arkadaşımız. Birlikte yol yürüdüğümüz kişilerden. Değer verdiğimiz insanlardan. Ama politikaları yanlış. Men dakka dukka derler. Ne yaparsanız başınıza o gelir. Bizden koptukları zaman biz yanlış yaptığımızdan dolayı değil. Bizim doğrularımızın önünü kesmek isteyenlerle iş başı yaptıkları için ayrıldılar. Görsünler ya bunu. Bu şaka değil. Şimdi kendi yanlışlıklarından dolayı bir grup arkadaş diyor ki arkadaş bu iş böyle gitmez. Türkiye böyle düzelmez. Bunu görecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi görmezse düzelmez. Seçimlerde neden oy kaybediyor? Bunu kendisi görecek, bilecek. Artık kendisi kaybediyor oyu. Partisi değil. Allah rızası için ya. Hakikaten biz düşman değiliz. Biz dostuz. Dost olmamız icap eder. Ama bu şekildeki tavırlarla da memleketi düzeltmesi mümkün değil ya. Şu eğitimin haline bakın. Şu dış politikaya bakın. Şu ekonomiye bakın ya. Neremiz doğru ki burasımız eğri manasına geliyor artık geldiğimiz TV'ye dedikleri gibi. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak intibah versin. Sadece söyleyeceğimiz bu. Evet.
Başka bir Yeni Parti ile kapımız herkese çıkıyor ama Sayın Gül'le ya da Babacan'la hiçbir diyaloğunuz ya da dolaylı olan görüşme oldu mu? Yani bugüne kadar geçmişte bizim bu görüşmelerimiz oldu, siz de biliyorsunuz. Sayın Gül'e biz Cumhurbaşkanlık adaylığını bile teklif etmiştik. Bundan sonra da elbette görüşmelerimiz olur. Ama biz ısrarlı olmayız. Şunu hemen açıkça söylüyoruz. Biz ısrarlı olmayız. Birlikte hareket etmede bereket olduğu kanaatindeyiz. Kapımız açıktır, bunu tekrar tekrar söyledik. Ancak onu şunu gösteriyor bu arkadaşlarımızın yaklaşımı. Artık Türkiye bu gidişle, bugünkü politikalarla idare edilemez. Bundan sonra da bu temaslarımız elbette olur. Herkesle olacak zaten. Biz herkesimle, iktidar partisi dahil, Sayın Cumhurbaşkanı dahil, onlarla da biz bir araya gelip bu söylediğimiz düşüncelerimizi, fikirlerimizi yeri geldiği zaman biraz daha açarak yanlışlıklar hakkındaki kanaatlerimizi nasıl düzeltilebileceği konusundaki kanaatlerimizi ifade ederek bu meselelere yaklaşırız. Ama rıza gösterirler, göstermezler ayrı bir iş. Şu anda yetki onların. Bizim zorlayacak halimiz yok. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.